Bugün sabah YouTube'un topluluk sekmesinde gittim, dedim ki bana sorularınızı sorun. Oradan yönlendirin sorularınızı. Hepsini tek tek cevaplayacağım arkadaşlar dedim. Böyle bir hizmet adamıyım. Yurdum gençliğine feda olsun dedim. Her türlü yardımcı olmaya karar verdim. Birinci sorudan başlıyorum o zaman ufak ufak. Sürem yettiği kadar hepsine gideceğim abi. Günümüzde siber sahada geçmişe nazaran ne kadar güvendeyiz? Şimdi güvenlikte şöyle bir kavram vardır. Saldırı yüzeyinin küçültülmesi diye. Yani sen ne kadar çok farklı alanda, ne kadar çok farklı işle etkileşim halinde olursan saldırı alanın o kadar genişler. Genişlediği için de hacklenme ihtimalin artar. Böyle temel bir yapısı vardır. Bu bağlamda baktığınızda geçmişteki etkileşim alanımız çok sınırlıydı. Bir defa web siteleri üzerinden çalışan uygulamalar yoktu. Tamamen web sitesi bir görüntüleme işine yarıyordu sadece. Her şey client side'de render ediyor. Hiçbir şey server side'de bir yoktu yani. Gidiyordun alıyordun sadece görüntüyü, bilmem ne, HTML'i falan filan. Böyle bir canlılık falan filan yoktu. O yüzden baktığınızda ne kadar diyemem ama geçmişte daha güvendeydik. Evet, onu söyleyebilirim. İnternet ortamında asla yapmamamız gereken şeyler nedir? Bahseder misiniz? İnternet ortamında yapmayın. Yapmayın bak. Abi internette tam anonimlik nasıl sağlanır? Sağlanmaz abi. Siber suçlarla mücadele ekipleri bu durumlar karşısında nasıl bir yol izliyor? Siber istihbarat diye bir kavram var. Bunları bir araştırmanı öneririm. Çok derin konu. Bilgin dahilinde açıklayayım. Ya bilgim sınırlı. Çok fazla yok. Ben çünkü siber istihbaratçı değilim. Olaylara müdahale uzmanı da değilim. Ama şöyle söyleyebilirim. Siber suçlarda olay müdahalesi. Ondan sonra adli bilişim uzmanları var. Bunları bir Türkçe terminolojisini Google'larsan daha çok bilgi sahibi olursun abi. Anonimlik sağlanmıyor abi ve kanun dışı işler kontrol edilemeyecek şekilde yürümüyor. Bir yerde elinde sonunda mutlaka fişini çekiyorlar o işin. Mutlaka yakalanıyor yani. O yüzden anonimlik diye bir şey yok. Anca yapabileceğin şey insanların da çok yaptığı işte suçu başkalarının üstüne yıkacak hareketlerde bulunuyorlar. Ama onda da mutlaka bir yerde belli oluyor. İlla soru mu olmalı? Sizi sevdiğimizi belirtmek yetmez mi? Sağ ol kardeşim. Teşekkür ederim. Canınızı yırınız. Eyvallah. Can abi çok fazla uğraşırken zamanlamayı ve planlamayı nasıl yapıyorsunuz? Stres durumunuzu nasıl yönetiyorsunuz? Şimdi dostum, birinci ve en önemli şey, bulunduğun ortamda stres seviyesi çok düşük. Zaten yani yaşadığım ülke itibariyle stres zaten çok düşük. Stres olmayınca benim Türkiye'de çok fazla kafama taktığım dertler, böyle çok fazla kendime dert ettiğim bir takım şeylerin çoğu burada gerekli değil. İşte atıyorum, maila hemen cevap dönmezsen kimsenin umurunda olmuyor. Toplantıyı kaçırsan, girmesen kimse seni kovmakla tehdit etmiyor. Öyle bir iş hayatında değilsin. O yüzden de zaten rahatsın. Zamanı yönetmeye gelince abi, önceliklendirme diye bir kavram var. Hangi şeye hemen ihtiyacın var kısa vadede? Hangi şeye hemen uzun vadede ihtiyacın var? Ona göre önceliklendirme yapıyorsun. O prioritization'a göre de gidiyorsun, çözüyorsun abi iş. Can abi ben Ahmet, 19 yaşındayım. Kendimi yazılım geliştirici olarak ilerletmeye, geliştirmeye çalışıyorum. Lise son sınıfım ama üniversite sınavını kazanabilir miyim belli değil. Çocukluğumdan beri bir tutku yazılım işleriyle, teknolojik konular vesaire. Daha dün kendi web sitemin temelini attım, yayına aldım. Kısacası şunu sormak istiyorum. Üniversite okumamış biri olsam alaylı yazılımcı kararına geliştiren yetenekli bir sektör kısaca dediği şey bu kadar. Şimdi sevgili kardeşim, Ahmet kardeşim, birincisi sana iş hayatıyla ilgili bir örnek vereyim. Soruna gelmeden önce anlattıklarının karşı taraf için hiçbir önemi yok. Bu acı haberi vereyim sana. Sorun da şu: üniversite okumadan bu işleri yapabilir miyim? Bitti. Ama bak şu kısmı sakın atlama. Bunu lütfen söyle. Şimdiden teşekkür ederim. Çok çok seviliyorsun. Beyaz takkili tornacı. Bak bunu kesinlikle atlama. Bu önemli. Şaka bir tarafa sevgili dostum, İzleyeceğin en önemli yolu söylüyorum. Üniversite okumadan bu iş olur mu? Olursa hangi yolu izlemeliyim? Üniversite okuma yolunu izleyeceksin kardeşim. Yok öyle bir dünya. Senin rakiplerin canavar gibi Boğaziçi, İstanbul, ODTÜ, MEDTÜ, ZARTTÜ, ZURTTÜ geliyor. Yaldır 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 yaldır. Sen buradan yardır yardır gelen adamların karşısında tutunacaksın, iş yapacaksın alaylı olarak. Kendi işini kurmayacaksan hiç şansınız yok. Net konuşuyorum. Hiç, yani çok 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 böyle ender bir, böyle işte atıyorum security startup'ı, işte hani startup modülünde kalıyor. Böyle 30-40 kişilik şirketler var ya. Onlarda falan böyle küçük orta işletmeli security firmaları falan var. Onlara falan girersiniz ancak. Ya da yazılımcı olarak öyle küçük yerler. Başka hiç şansınız yok yani. Üniversite mezunu oldum. Bitti 4 sene. Rakiplerimin gerisindeyim. Çünkü mezun olduğun zaman rakibin önüne geçmeyeceksin. Rakiplerin gerisindeyim. O zaman diyeceksin ki bana nasıl bir yol izlemeliyim? O zaman diyeceğim. Bir alaylı gibi kendini yetiştir. Geliştir, proje yap. Bak onu okeyim. Ama üniversite olmadan o işi yapmanın hiç kimseye faydası yok. Bakma sen öyle YouTube'da, Twitch'te çıkarlar söylerler işte
biz adam alıyoruz, şey yapıyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Baba, onların etine butu ne? Ciroları ne? Yani ona bakacaksın. Sen kendini orada mı görmek istiyorsun? Buyur git. Ama ben mesela kendimi öyle bir şirkette görmem. Nasıl geliştirirse ünü okursak. Bak, güzel soru geldi kaynadı araya. Açık kaynak kodlu projelere destek atacaksınız abi. Yeni bir şey geliştirmenize gerek yok. Açın GitHub'ı. Güzel projeler bunun ilgi alanınıza dahil. Gidin tık 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 destek atın. Tamam mı? Bu çok önemli. Apple gizlilik konusunda çok yüksekten konuşuyor. Gerçekten gizliye önem veriyor mu? Evet. Nasıl anlarız? Sen anlayaman abi. Yani o güvenmek durumundasın ama söyledikleri kadarıyla iyiler yani. Siber güvenliğe nereden başlarız? İlgin var da seviliyorsun kral. Dostum, bu sorunun cevabı bizim GitHub sayfamızda. GitHub sayfasının linki de her yerde yazıyor. Bu sorunun soruların %90'ının cevabı orada var. Siber tornacılığın günümüzdeki ve ilerideki önemi ne olur? Can abi candır. Güzelim sen cansın. Celiloviç'im öpüyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Bir connectivity'nin olduğu, bir bağlantının olduğu her yerde hack'ten söz edebiliyoruz. Bir bağlantının, connectivity'nin olduğu her yerde hack'ten söz edebiliyorsak orada güvenlikten de söz edebiliriz. Bu bağlamda bağlantı sağlayan cihaz sayısı arttıkça güvenlik sağlanması gereken cihaz sayısı da artacaktır. Teknoloji de artacaktır. Yarın AI diyorlar, öbür gün robot diyorlar, öbür machine learning diyorlar, bilmem ne diyorlar. Sevgili dostlar, bunun sonu yok. Sürekli yürüyor yani. Hiçbir sıkıntı yok. Bu iş geleceğin mesleklerinden. Can abi, ben 14 yaşındayım. Şu an web işleriyle uğraşıyorum. Ama bu siber güvenlik bayağı hoşuma gitmeye başladı son zamanlarda. Benim için web ile uğraşırken en zevkli kısım ortaya bir ürün koymak. Ama siz sadece bu üründe açıkları mı arıyorsunuz yoksa geliştirmede yapıyor musunuz? Sevgili dostum, bu sorunu Can Yıldızlı'ya sorabilirsin. Ömer Çıtağ'a sorabilirsin. Mehmet'e sorabilirsin. Göreceksin ki verdikleri cevapta bu adamların hepsi bir ürün geliştiriyorlar. Çok fazla insan var bu konuda. Özellikle siber güvenlik vendorlığı, üreticiliği anlamında baya baya bir şeyler yapıyorlar. Abi, Office 365 çok pahalı. Word, Excel, PowerPoint falan kaçak yollardan indirsek ne gibi sıkıntılar kardeşim? LibreOffice var. FreeOffice var. Zart var. Zurt var. Bedavaya Office var. Ya Office'i de crack indirme be gözünü seveyim ya. VPS Office var. Var Allah var yani. Bedava oğlum hepsi. Yükle ya. Artı ucuz keyler var. Yapmayın ya. Hiç gerek yok. Abi, recapçe nedir? Nasıl çalışıyor? Şıp diye bizim insan olduğumuzu nasıl biliyorlar? Kalk kalp. Eskiden sonuçta makinenin anlayamayacağı şekilde bir encrypted, böyle işte resmin içine bir şey koyuyorlardı. Oradan anlaşılıyordu. Ama ondan sonra o kapça hacklendi birkaç defa. Ondan sonra nasıl yaptılar? Şimdi yeni ne var? İnanın yani, yine resimler mesimler olanı biliyorum da hiçbir şey olmayan bir tane modeli var. Onun nasıl çalıştığını inanın ben de bilmiyorum yani. Hiç fikrim yok. Siber güvenlik hakkında hangi kaynaklardan bilgi alabiliriz? Sevgili dostum, bu soruyu sorduğun kanal var. Biliyor mu? Can Değer YouTube. Hı. Onun ilk açılış kapak videosu var ya, orada anlatılıyor. Hani 1,5 yıldır duran video var ya, orada anlatılıyor sevgili kardeşim. Todex'in batması ve kaçması hakkında ne düşünüyorsun? Geldik zurnanın zırt dediği yere. Şimdi dostlar, bak, bu borsalarla ilgili genel geçer bir durum var arkadaşlar. Bu kripto para borsalarının birçoğunda ne yazık ki böyle bir durum var. Bunun herhangi bir garantisi yok çoğu zaman. Yani adam dükkanı kapatıp giderse gider. Bu Binance'de olur, Coinbase'de olur, bilmem ne de olur. Yani zor olur tabii, bayağı zor da hani olur mu olur. Bunlar biraz sıkıntılı mevzular. O açıdan her zaman dikkatli olmakta fayda var. Devletin siber güvenlik sistemlerini bildiğin kadarıyla anlatır mısın? Sevgili kardeşim, haddinden fazla şey biliyorum bu konuyla ilgili. Daha doğrusu biliyordum. Ne yazık ki anlatamam. Sizce günümüz şartlarında akıllı telefon kullanmadan yaşamak mümkün mü? Akıllı telefon kullanmayarak kendimizi ne kadar koruyabiliriz? Abi, tabii ki mümkün. Elbette. Ama bu şey gibi yani, sen hayatında ne kadar entegre ediyorsun bu hali, ne kadar etmiyorsun? Onunla alakalı. Eğer ediyorsan amenna, etmiyorsan yaşarsın abi. Hiçbir sorun olmaz ama ediyorsan da pek mümkün değil. Hiç hacklendi mi veya PC'ne virüs bulaştı? Oho, çok. Hacklendiğim zaman oldu. Arkadaşım şaka yaptı. Bilgisayarıma virüs bulaştı. Lanet ettim. Anasını ağlattım. Kendi yazdığımız virüs bilgisayara patladı. Hocam, hemen bir pon gibi sitelerin ya da antivirüslerin bizim bilgilerimizi çalıp çalmadığını biliyor muyuz? Ya da belki oralarda çalıyordur. Benim için... Ha yok. Evabin Pwn'u yapan adam Troy Hunt abi. Çok güvenilir bir adam. Ben adamı da tanıyorum yani. Bireysel olarak da tanıyorum. Yok abi, öyle bir şey değil. O öyle bir site değil. Rahat olun. Ama gibi sitelerden kastettiğim ne olduğunu bilmiyorum. Matematik yazılımda çok gerekli mi? Kötü olsa da olur mu? Yani şöyle. Bana hep dediler ki bilgisayarda matematik çok önemli. Çok mutlaka matematik lazım falan. Yok. Yani ben görmedim abi. Bilgisayarla da 93 yılından beri çalışıyorum üstünde. Ben matematik ile kafamı yormayan bir adamım. Hiçbir zaman matematiğe kafamı yormadım. Doğru dedi. Toplama, çıkartma, çarpma, bölmeye bile kafamı yormam yani. Tamam mı? O kadar salıyorum matematik konusunda kendimi. Hiç hesap yapmam. Bir dilde bile en son öğrendiğim şey rakamlardır. Öyle söyleyeyim size. Abi, Zoom'u inceler misin? Abi, Zoom'un incelenecek bir şey yok. Zoom'u sormuşsunuz. Teşekkür ederim ama Zoom berbat bir uygulama. Güvenlik açısından. Çünkü TikTok neyse Zoom'da o derece. Herifler Çin'de tutuyordu serverlarını, bilmemlerini. Yani rezaletin daniskası. Öyle
böyle felaket durumlar söz konusu. O yüzden Zoom'u hiçbir yerde kullanmayı önermiyorum. Ama ne yazık ki popüler. Ve şimdi herifler de şey çıkarmışlar. İşte biz çok iyiyiz artık. Şunları bunları yapıyoruz. Dart ediyoruz, dırt ediyoruz. Ivır zıvır yapıyoruz. Sırtım pişti la. Ivır zıvır yapıyoruz falan diyor. Vallahi terliyorum. Hava çok sıcak oğlum burada ya. Zoom'un yani incelenecek bir tarafı yok sevgili kardeşim. Bayağı uygulama olarak güvenlik açısından tırt bir uygulama yani. Abi kullanıcı verileri toplayan uygulama ve benzeri şeyler. Bu verileri sadece reklam için mi alıyor yoksa bunlar en fazla ne yapabilirler? Veriler toplanıyor diye endişe etmeli miyiz? Şimdi dostlar şöyle bir algı var. Can'ın videolarında yayınlarını izlediğiniz zaman size korku, endişe ve karamsarlık satıyor derler. Yani FUD diyor İngilizce buna işte insanlar. Bilinmezlik ve şüphe. Bunu satarsanız ki güvenlikçilerin çoğu bunu satar. Bunu satarsanız insanlara bu bir motivasyon sağlar ama bu çok hızlı bir şekilde söner. Onun yerine insanlara onlarla birlikte yürüdüğünüzü ve işte biz şirkette hep bunu öneriyoruz insanlara. Trusted advisor yani güvenilen tavsiyeci konumunda olmanız lazım müşterilerinize diye. Bunu konumlandırmanız lazım. Ben de bu kanalda size onu yapıyorum aslında. Ben size olayın gerçeklerini anlatıyorum. Ondan sonra size nasıl bunun beraberce çözebileceğimizi anlatıyorum. Neler yapılarak bunun çözülebileceğini anlatıyorum. Kullanıcı verileri toplarsa neler başınıza gelebilir dostlar? Bu veriler arkadaşlar kimlik hırsızlığında kullanılıyor yurt dışında özellikle. Sizle ilgili bilgileri alıyorlar ve sizin adınıza kimlik çıkartıyorlar. Buralarda kullanılıyor çoğunlukla. Ama bu kadar işte GDPR sonrası firmaların kimlik bilgilerini tutmaması vesaire gibi bilgilerin ardından yeni saldırı metodu olarak bu tırtıklama diye anlattığım yani sizle ilgili bilgileri açık bilgileri toplama yönüne gittiler. İkincisi satışta kullanılıyor. Reklamcılara satışta bilmem ne de. Zaten bunu çalan adamın direkt bunu paraya çevirmesi lazım. Elinde tuttuğu hiçbir veri zaman geçtikçe hiçbir anlam ifade etmiyor. Yani hiçbir şekilde hiçbir işe yaramıyor. Direkt olarak onu bir şekilde nakde çevirmesi lazım. Öbür türlü hiçbir işine yaramıyor yani. O yüzden de hani endişe etmeli misiniz? Türkiye'de çok etmenize gerektirecek bir şey olduğunu şu aşamada düşünmüyorum. Elbette ki var. Ama Türkiye'de o kadar çok yerde kimlik bilgilerini o kadar rahatlıkla paylaşıyoruz ki. O kadar açık ki kimlik bilgilerimiz. O yüzden bu saatten sonra hani onu nasıl koruyacağız? Onu inanın ben de bilmiyorum. Hani o yüzden bir şey diyemiyorum. Hani şöyle yapsak, bunu yapsak, bunu etsek diyeceğim ama telefon hattı alırken bile 7 ceddimizi veriyoruz insanlara ya. Çok sıkıntı yani bilemiyorum. Can abi siber güvenlik uzmanı olmak istiyorum. Web programcılığına yararı olur mu? Olur tabii abi. Web application pen tester olursun. Rahatlıkla da yaparsın yani. Web uygulama bilmek çok işe yarar. Abi sorum şöyle. Bir web siteyi veya bir uygulamayı nasıl koruyabiliriz? Karşımızdaki kişinin web sitesine veya uygulamaya sızdığını nasıl anlarız? Çok temelde cevap vereceğim. Bir sürü yöntem var. Ama mesela bu söylediğini anlamak için web application firewall'lar veya web IPS'ler var. Bunlar zaten bu uygulamalara yapılan network ataklarını veya application seviyesi, uygulama seviyesi atakları sana listelerler. Onun dışında incident veya loglarına bakacaksın. Senin logların üzerinden eğer burada varsa bir şey kabak gibi ortaya çıkar. Onlar üzerinden inceleyeceksin. Böyle bulunur. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Can Kaçar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hadi eyvallah. Abone olun oğlum.